Yeniden merhabalar. Şimdi kendi hatamızı fırlatmayı öğreneceğiz. Hemen bir örnek üzerinden başladım. Örneğimiz biraz tırvırı bir örnek gibi olacak ama bizim hata fırlatma olayını anlamamızı sağlayacak arkadaşlar. Bir metot yazalım ve bir konumu göstermek üzerine bir konum hesaplayıcı programı yazalım. Şöyle bir metodumuz olsun. Public void hatta public static void. Çünkü statik bir metodun içerisinde statik metotları kullanabiliriz. E ne olsun? Konum hesapla diyelim. Herhangi bir parametre alacak mı? Alacak. Konum numarası diye bir işte id alsın mesela. Konum no diyelim buna. Bu parametreyi alacak ve bize konumu hesaplayacak. Şimdi konum numarası eğer sıfır olursa bize bir hata göndersin ve programı kitlesin. Programı patlatsın. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Deriz ki mesela if konum no eşit eşit mi? Sıfıra. Eğer öyleyse bu parantezin içerisine gir ve ne yap? Throw. Yeni bir kelime arkadaşlar. Throw. Fırlat demek. Ne fırlat? Yeni bir exception. Ne exception'ı? Aritmetik exception fırlat. Aritmetik exception ve noktalı virgül. Else eğer değilse de hesap şeklinde işte konum hesaplanıyor desin ve işte konumu yazdırsın. Konum nosunu yazdırsın. Yani böyle basit işte bir örnek yapmış olduk. Bunu kullanalım. Bakalım bize bir hata istisna yollayacak mı, gönderecek mi, fırlatacak mı? Hemen deneyelim arkadaşlar. Konum hesapla diyeceğim. Konum hesapla. Parantezimizi açalım ve içerisine parametremizi geçelim. Konumumuz 0. Şimdi çalıştıralım bakalım ne olacak. Hatta programın patladığını ve daha sonraki kodların çalışmadığını göstermek için de burası çalışıyor diyelim. Bakalım bu yazıyı görecek miyiz? Run file. Hop program patladı. Aritmetik exception bize verdi. Bu sayede biz de programlarımızın e, istisna çıkartmasını sağlayabiliriz arkadaşlar. Hangi yöntemle? Throw, new, işte istisnanın türü. Artık hangi istisnayı verdirtmek istiyorsanız. Ha, bazıları işte bu örnek yapıyor işte yaş kontrol gibi bir metot yazıyorlar. Yaş kontrol diyelim. İşte burada yaz yes diyelim. Ve bu yaz yes değişkenimiz işte 18'den küçükse küçüktür. 18 ise hatta küçük tamam küçüktür diyelim. 18 ise hata fırlatıyorlar. Değilse de gelip yazdırıyorlar. E bunu kullanalım şimdi. Şöyle alalım. Metodumuzun ismi değişti artık. Yaş kontrol. E gelelim buraya mesela 14 yazalım. Gene hata çıkartacak değil mi? Bakalım. Bakın aritmetik exception hatasını çıkarttı. E gelip buraya ben işte 24 dersem, 24 dersem o zaman hata çıkartır mı? Çıkartmaz. Ayrıca burası çalışıyor gibi de aşağıdaki kodlarımızı çalıştırmaya devam eder arkadaşlar. Bu şekilde try'ı öğrendik. Fark ettiyseniz bunun içerisinde istisna fırlatabilecek bir e, istis e, kodumuz var ama bize burada herhangi bir şey çıkartmıyor. Try metodu koyman gerekiyor. Bunu try'in içerisine al gibi bir hata çıkartmıyor. Biz programcı bunu bilmezse programı patlatır. Şimdi biz bunu programcıya zorunlu hale getireceğiz. Diyeceğiz ki senin eğer bunu kullanmak istiyorsan kesinlikle try catch içerisinde kullanman gerekiyor diyeceğiz. Şimdi bunları silelim. Yeni bir örnek yapacağız. Videoyu bölmek istemedim arkadaşlar. Zaten ikisi de kısa kısa bilgiler olduğu için. Şimdi ufak bir kesinti yaptım. Kusura bakmayın. nerede kalmıştık? Kullanıcıya kullanıcıya istisnasını yönetmeyi zorunlu hale getireceğiz. Programcıya Try Catch blokları içerisine almayı zorunlu şart koşacağız arkadaşlar. Ee, çok kullanılan o bahsettiğim örneği yapalım isterseniz. İşte yaş problemini yapalım. Yaş 18'den küçükse hata versin. E i̇şte büyükse hata vermesin. Bu örnek klasiktir. Bunu biz de yapalım klasik örneğimizi devam ettirelim. Public static void bir de. Public static void yaz yes, kontrol diyelim ve integer yaş isminde bir parametre alsın arkadaşlar. Diyelim ki if yaş eğer küçükse 18'den parantez içerisine gir ve hata fırlat. Throw. Ne fırlatacağım? Yeni bir IO exception hatası fırlatacaksın. Giriş çıkış hatası. Bu hatayı daha sonra göreceğiz. Şu anlık sadece bir hata fırlattığını öğrenmemiz yeterli arkadaşlar. Ayo exception on. Evet. Else eğer 18'den büyükse de yani ve eşit de olabilir. 18'den küçük değilse büyük ve eşittir. O zaman S out yas yasal yaştasınız diyelim bize hata çıkartıyor. Diyor ki senin bir paketi IO exception paketini eklemen gerekiyor. Tamam. Add import diyerek paketimizi ekledik arkadaşlar. Paketimiz geldi. Şimdi hala hatalarımız bitmedi. Neden hatalarımız bitmedi? Diyor ki sen eğer bunu yazdıysan diyor ya bunu bir try catch içerisine alman gerekiyor. Bunun bir kontrolünü yapman gerekiyor. Ya da programcıya bunun içerisinde istisna çıkartabilecek bir e, kod olduğunu belirtmen gerekiyor diyor. Tamam, nasıl belirtelim? Nasıl belirtiyoruz daha doğrusu? Gelip metodumuzun yanına T H R O ve W S yazıyoruz. throws. Buradaki throw'du, buradaki throws. Fırlatır. Ne fırlatır peki? Ayo, Exception fırlatır. Dikkat. Sorun bakın kalktı. Şimdi ben bunu kullanmaya başlayayım. Kullanayım hatta. İşte yaş kontrol. Parantezimi açtım. İçerisine işte 14 gireceğim. Bana hata çıkartıyor. Diyor ki bu metodun içerisinde diyor. İstisna yaratabilecek programının çalışmasını aksaltabilecek şey durdurabilecek patlatabilecek bazı kodlar var. Sen bunun önlemini al. Ne yap? Try catch içerisine al. Hemen bize edemiz yardım ediyor. Bakalım hemen try catch'i bizim için ekliyor. Bakın try'ın içerisine aldı. Bizim metodumuz buradaydı. Onu try'ımızın içerisine aldı. Şimdi şunu değiştirelim. Bu hata mesajımızı değiştirelim. E, diyelim ki es out işte yaşınız 18'den küçük." Bu kadar. Run file Bakın yaşınız 18'den küçük. Çünkü ben metodumun içerisinde parametre olarak 14'ü gönderdim. Ha parametre olarak içerisinde 44'ü göndereyim. Run file. Bakın yasal yaştasınız. Bu sefer de buradaki metot çalıştı. Bana hiçbir hata dışarıya göndermedi. İşte bu şekilde programcının onu zorunlu hale, zorunlu olarak try catch blokları içerisinde sokmasını sağlıyoruz. Peki sokmasaydık? Orada bir tane daha şey vardı değil mi gördüğünüz gibi orada bir tane daha çıkış yolu vardı sanki. Şu anda yalın. Bize hata veriyor. Diyor ki bunu try catch içerisinde alabilirsin buradan. Ama add throw'u da ekleyebilirsin diyor. Buna bastığın zaman main metodumun içerisine Yanına daha doğrusu main metodumun yanına throws diyor IO exception diyor. Main metodunu kullanan kişilere bunu zorunlu hale getiriyor. Yani problemi bir üste aktarıyor. Problemi çözmüyor aslında. Main metodunu kullanacak kişiler bunu try catch içerisine alsınlar diyor. Umarım anlatabilmişimdir. Benim için de zor bir video oldu bu. Anlamadığınız soruları lütfen aşağıda yorum olarak yazın arkadaşlar. Tekrar tekrar izleyin bu videoyu. Tekrar tekrar izledikçe aklınızda bir şeyler canlanacaktır, oturacaktır. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.